Kurtarımız geldi mi? Çerçiler, sizi de görsünler. Gel bakalım, duymuyor musun sesini? Tabi muhtarlar biraz ağır gelir abi. Doğru. Doğru, doğru. Kurtaracağım fakat... Muhtarım şöyle deyin. Az sonra isimlerinizi ve size mikrofon uzatacağım ama hep birlikte vatanımıza, memleketimize, milletimize, köyümüze hayırlı olsun bu açılışımız. Derneğimizin pikniğine az önce de konuştum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ama ben diyorum ki bir taraftan esiyor yerler. Konuşursa Haydar Savaşkan, coşar gönüller. Yönetimimize, başkanımıza, muhtarlarımıza ve konuşan Haydar Savaşkan için de alkış tutsun, alkış tutsun bu güzel eller. Teşekkür ediyorum. Efendim, alkışlar az olmuş, muhtarımız beğenmemiş. Artık ben size bırakıyorum, alkışlayan elleriniz dert vermesin diyorum. Muhtarımız için ben bir alkış daha istiyorum, Allah rızası için. Muhtarım görüyorsun bunu. Gerçekten bizimkile konuşmanın işin hakkını veriyorlar. Ama biz başkanımıza falan mikrofon uzatmazdan önce açılışımızı yapalım. Hazır mıyız? Hazır! Değerli arkadaşlarım, değerli komşularım. Sizleri bir dakikalığına saygı duruşuna davet ediyorum. Açılış yapacağız. Lütfen. Herkes bir ayağa kalksın. Biz... için şehit olan, bu vatana kanını canını veren aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şimdi efendim baştan geliyorum. Biraz geri çekilirseniz bana yer kalır. Sayın Başkanım, ben mikrofonu sırasıyla sizden başlayarak uzatıyorum. Herkes kendini tanıtacak. Şöyle bir ufaktan İçinden geldiği gibi bir selamlarsın. Sen biliyorsun, nerede ben müdahale hakkım kalmıyor. Buyurun. Sevgili hemşehrilerimiz, değerli misafirlerimiz, 9.sü düzenlenen Tuzla Keşkek Festivali'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese bol eğlenceler diliyorum, saygılar sunuyorum. Ayrıca bugün Babalar Günü'nü de kutluyorum. Sayın muhtarımız, Çerçiler ve Çorak Gözü Derneği'ni, Tuzla Derneği'ni duydun, işini bıraktın, 750 kilometre uzaktan bizlerin arasına katıldın. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Efendim, hemen ayağınızın tozuyla mikrofonu size uzatayım. Bu halk sizi bekliyor. Gelmenizi de bekliyordu. Ben muhtarlar deyince burada kuvvetli bir alkış kopuyor. Her nedense hiç de bu alkışlayanı da görmüyorum gibi de geliyor bana. Ha bak başlandı. Teşekkür ediyorum. Mikrofonu size uzatıyorum. Mahcup etmediler beni. Çorakgözü Muhtarı Şükrü Akkaya. Burada köyden tabii ki buraya derneklerimizin bir eğlence olduğu için biz de köyümüzden kalktık. Köyümüze burada temsil etmek için geldik. Derneklerimize hayırlı, uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah derneğimizi devamlı böyle daim eylesin.
birlik beraberliğimizi bozmasın. İnşallah derneğimiz yükselmeye gider. Biz de köyde buradaki olan derneğin duruşundan dolayı gurur duyarız. Hasim Hacım tanıtım alacağız. Keşik nasıl yapılır? Nasıl edilir? Nasıl yapılıyor? Ahmet Tarkan abi. Evet, göründüğü gibi keşkeğimiz kazan içinde ve halen daha kaynıyor. Abi bitmiş midir bu keşke şu anda? Bitmedi abi. Hazır mıdır? Daha bak, daha suyunu hazır çekecek abi. Suyunu çekecek. Evet, şimdi abimiz yanına geldik. Etin, et mi abi bu? Et, et midir? Abi. Dana eti. Açalım abi, bakalım ete. Tabii, buyur abi. Bu ne etidir abi? Bu dana eti abi. Dana eti. İsimimiz alabilir miyiz? İsim, tanıtabilir miyiz kendinizi? İsim Ahmet Karadeli abi. Sinop, Çerçiler nahiyesinden. Kimlerden abi? Gülhan'ın Bekir'in oğlu Sinop'tan. Peki abi, bu keşkeklerimizin bir, hakkında bir yorum alabilir miyiz sizden? Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor? Sabah kaçta geldiniz buraya? Abi ha, sabah 5'ten beri buradayız, 6'da. 5'ten beri buradasınız. Peki şu anda olmuş mudur? Çıkıyor. Şu an daha olmadı abi. Daha olmadı. Tamam. Suyunu çekecek güzel. Çıkıyor. Evet, bakıyoruz şu anda. Kıvamına gelecek ondan sonra abi. Tamam. Evet. Abi. Evet, açalım onu da. Tamam. Getir abi. Al, al, getir. Olmamış gerçekten. Al gel abi. Sen daha bunlar su konulacak. Abi Şükrü. Evet. Aklına bir şey var orada. Tanıtayım o zaman öncelikle. Tabii ki. Neyin isminiz? İsmail Kırım. Kimlerdensiniz? Valla sana çerçevede çakal atma olmuş derler. Öyle mi? Siz de mi aşçısınız? Aşçıyım ben. 30 yıldır bu işe uğraşıyorum. Emin Bey sizden de... Efendim abi. Karıştırıyorsunuz galiba değil mi, evet, şu anda? Evet abi, şu anda gözaltımız. Altını acaba şey yaptı mı, sarıyor mu? Yok, sardırmıyor. Sardırdım bir özellik kalmadı. Sardırdım olmaz. Bitti. Gaza kopuyor. Yani sardırdın mı ya, sardı mıydı mıydı yani? Gideceğiz abi, sardın ya değil, sardın. Abi karıştırmadın mı sarar bu. Karıştırmadın mı sarar, doğru diyorsun. Bu nedir, bu da keşkek değil mi, devam ediyor? Hepsi evet, keşkek abi. Kazanlar devam ediyor abi. Keşkek. Evet, devam göründüğü gibi çok... Emin abi, kardeşimiz şu anda karıştırıyor keşke dibine. Önce buğdayı hazırlıyoruz, yıkıyoruz, ondan sonra kazanlarımızı koyuyoruz, yağını koyuyoruz, eritiyoruz, fasulyeyi kavuruyoruz. Sonra suyunu koyuyoruz, bu buğdaylarımızı dolduruyoruz. Bakalım bu hale geldi. Hemen aranıza lafa girdim ama bir tanışma alacağım sizden. Nereliyiz, isim nedir? Sinopluyuz. Çerçilerden mi? Evet, Çerçilerden. Lakabı olarak beyefendi size ne diyorlar? Oy Mehmet derler. Oy Mehmet. Teşekkür ederim size. Bana Yaşar Atilla dediler. Bütün Yaşar Atilla. Teyzem, sen kendini tanıtır mısın? Ben Sinop'luyum. Hangi köyden? Ben bu köy, Keçiler'den. Keçiler'den mi? Keçiler'den. Tamam teyzeciğim, teşekkür ederim. Keçiler'den. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hani sizin yiyecek bir şey yok. Abi biraz sen... Göremiyoruz. Burası sohbet işi daha şu anda. Sohbet işi. Şöyle bakalım, kim baba burada? Evet. İyi sohbetler. Sağ ol. Kendini tanıtır mısın? Hatice Akkuş. Kimlerdensiniz? Hıdır Sinan'ın geliniyim. Öyle mi? Ne yapıyorsun şimdi? Salata mı yapıyorsun? He. Peki afiyet olsun. Sağ ol. Aa, burada bir... Evet, sizi de çekeceğim. Beyefendi, bir isim alabilir miyiz? Abdullah Akkuş. Biraz sesli. Abdullah Akkuş. Benim de Muhammed. Kimlerdensiniz efendim? Sinan oğlu. Mutlaka bir lakap vardır sizde. Macı Sinan'ı. Benim öyle de mi? Muhammed. Muhammed de seninkizde. Çok güzel. Saraycuğun. Saraycuğun neresinden? Avluca Böyü'nden. Ben de Saraycuğun içindenim. Öyle mi? Memnun tabii, oldum tabii. O zaman. Tabii. Memnun oldum yani. Siz neresin? Karataş Köyü, Abdullah Demirci. Lakap ne diyorlar lakap size? Lakabınız ne? Abdullah Demirci. Abdullah Demirci. Peki evet. Abdullah Demirci, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Bu 21. masamıza geldik şu anda. Evet. Evet, kardeşimizle herhalde görüşmek istiyor. İsmini ve kendini tanıtır mısınız? Nerelisiniz? Ben hangi Melek köydensiniz? Şeker. Sinopluyum. Terakkizli köyündenim. Tüm Sinop ailemin ilk bayramını kutluyorum. Peki genel eksik olaraktan bu keşkek kendini nasıl buluyorsunuz? Her sene yapılıyor. Her sene de böyle kazansız biraz güzel bir şekilde atlatıyoruz. Bütün akrabalarını görmüş oluyorsun değil mi? Evet, yani eş dost görüyoruz. Uzaktan gelenleri görüyoruz. Böyle şeyler bahane oluyor işte. Evet. Arkadaşımıza... Yani amaç birbirimizi görüp muhabbet yani. Yoksa burada başka bir şey yok. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşımıza verir miyiz mikrofonu? Ablam. Orada konuşalım o zaman. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz neresindesiniz? Yaşar Bey. Sinop hangi yerde? Ne oluyorum? Çörek gibi. Dur. Öyle mi? Evet.
Evet, burada, burada ikamet ediyorsunuz değil mi? Evet, evet. Teşekkür ederim. Küçük çocuklar. Evet. Abla sen de hoş geldin. Sağ olasın. Nasılsın, iyi misin? Sağ olasın. Nasıl gidiyor şenlik? Çok güzel. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben de ederim, sağ olun. Büyük ikramiye 5 lira. Selamünaleyküm. Dedeler, afiyet olsun. Ne yiyorsunuz? Selam. Şeref, kendini tanıt bakayım dede. Hocaya mı verelim? Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Sobol, siz de hoş geldiniz. Nereden geldiniz, nereden? Ben Sinop ilinin Durağan ilçesinin Çerçiler köyündenim. Emekli imamsınız. Din görevlisiyim. Şimdi 7 seneden beri, 2005'ten beri İstanbul ilinin Tuzla ilçesinin Yayla mahallesinde ikamet ediyorum. 1933 doğumluyum, 79 yaşındayım. Oğlumun yanında duruyorum. Oğlum da Deniz Harip Okulu'nda ambar memuru. Çok güzel. Hanımım öldükten sonra buraya geldim. Halen burada ikamet etmekteyim. Peki efendim, dede seni evlendirmediler mi hiç? Teşebbüs etmedim. Yalnız geziyorum. Bulabilirsen evleneceğim. Eğer öyle bir şey varsa bulalım ya. İnşallah. Yardım zor mu, zor mu? Bu benim halamın oğlu. Öyle mi? Şimdi bunun hanım ölünce bu geldi, dedi ki ne babam, ben evleneceğim dayı dedi. Evet. Şimdi ben ne yapacağım karı dedim, bundan sonra sen dedim. Bu benim başımdan geçti. Evet. 3 sene sonra bizim hanım da ölünce. Evet. Eyvah demişim, adam haklıymış demişim. Evet. Benim de başımda şimdi, evet, aynı. Evet. Öyle mi? Aynı. Ağustos geldi mi 4 sene olacak, yani, benim 6 sene. 79 yaşındayım, 1933 doğumluyum. Sınıfım askerde, jandarmaydı. Ondan sonra geldim, kadroya geçtim. 27 sene görev yaptım. Peki dedem, şenliği nasıl buluyorsunuz? Genel eksik olarak keşkek şenliği nasıl buluyorsunuz? Sınıfların hepsine, onu götürdüm de, kadın veya erkek, bay bayan hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Nice nice bu şenlikleri yapmamızı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Sizden de Allah razı olsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Peki başkandan bir şey beklentiniz var mı? Başkandan. Başkanımız, dernek başkanı. Evet, dernek başkanımız. Dernek başkanımız Çerçiler köyünden Şükrü oğlu Mahmut Gezer. Başkanımız iyidir. Çalışmaktadır. O benim oğlum da onun yanında yöneticidir. Adı Yaşar. Oğlunuzun ismi Yaşar. Yaşar, soyadı Güven. Benim adım da Ahmet Güven. Ahmet Hoca. İki lağabım, bir ismim daha var. Ekli Hoca. Memleketimde birinci sınıf hocaydım. Görevimi yaptım, ayrıldım. Hep teşekkür ederim. Hocam ben işte, teşekkür ederim. Sağ olun. Okumuşluğun verdiği bültüre bak. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Abi siz konuşacak mısınız? Ben mi? Sen evet. Bir de onu alsın adamı. Sizin de bir şeyiniz yok. Ben de aynı Sinop'un aynı. Ya mikrofon kapatalım hadi başkanım. Aynı köydenim. Ben İstanbul'a gelen 60'da geldim. 60'dan beri Kuzguncuk'ta oturuyorum. 60'dan beri Kuzguncuk'ta. Benim de dayımın oğlu. Peki ben ikinize de mikrofonu verdim. İkiniz de bir dertli konuştunuz. Neden böyle acaba? Bilmiyorum da. Hani böyle bekarlık abi. Bekarlık. Hocam sana bulacağız. Yani bana, şimdi şu ahali var ya. Yani benim İstanbul'a geldiğim çoğunu tanımıyor. Doğru. Evet. Yani bunların, bu köyden gelenlerin, bunların çoğunda böyle bir şeyim var. Hatıram var. Peki, çok teşekkür yukarı ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul'a sağ gelen işte böyle. Burada bir abiyi de gördük. İnşallah o da bekar değildir. Abi evet. Siz bekar mısınız yoksa? Yok, bekar değilim. Aman. Şimdi ben hocam arkamdan düştü baktı, geliyor bak. Gördüğünüz hocam şimdi kuşuma dedi ki bir şey bulacağız. Evet abi, kendinizi bir tanıtın. Ahmet Şam. Lağabım Gamur Ahmet'teyle. Şu anda yine Çerçil'e oturuyorum. Burada oğlum var. Oğlumun yanına görüşmeye geldim. Diğer ökşenliğimi. Köyde oturuyorsunuz değil mi normalde? Ben yazları köyde dışarı buraya geliyorum. Yani çok iyi. Peki çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Berat. Ayfer. Şunu da yanına koyalım. Çorak bizi bu. Yap şimdi burada benim yeğenim. Açılışına başlıyoruz. Yan yana koy. Efendim afiyet olsun. İyi günler. Sanal defterimizi dolduruyorsunuz şu anda. Teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek ister misiniz efendim? Ne söyleyeyim ben? Nereden geldiniz buraya? Nasıl geldiniz? Kimsiniz? Nesiniz? Neresiniz? Ben Sinop, Kur'an ilçesi Çorakgözü köyünden Cemil Gülmez. Efendim, Esenyurt Kıraç'ta oturuyorum. İşte bu sabah kendi imkanlarımızla, derneğimizin böyle bir düzenleme
yaptığı için buraya katılmak mecburiyet olduğumuz kendimizden. Kameraya bak, kameraya. Öyle geldik işte inşallah. Oo, teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, inşallah böyle şenlik, güzellik içinde geçer hava. Başkandan falan bir beklentiniz var mı, dernekten? Başkandan çok yakın bir beklentimiz yok. Peki Hüseyin Bey'e verelim mi müzik mikrofonu? Tabii Hüseyin Bey, buyurun size de verelim. Efendim, kendinizi tanıtalım. Çok uzak yollardan geldim. Baktım ki yollar bir köpüdür. Buran ilçesi Çelsiler köyünden Hüseyin Küçükbaş. Mikrofondur. Nereye gitsem mutlaka elimde. Kral Cesen Yurt'ta oturup ikamet ediyorum. Selamların en güzeline sizleri selamlıyorum. Cümleler selamına duyuyorum. Onur duyuyorum. İnsan hayatında çok işe yarar. Biz de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Yapur yağdı, yaprak açtı, yeri kovu bürüdü. Kameraya el salla. Elinden akrabası. Selam aleyküm. Afiyet olsun. Bir şey yok geçe ama bakıyorum. Bir şey göremiyorum. Beyefendi, kendinizi bir tanıtır mısınız lütfen? Aga, benim gözüm bir şey bırak. Sultan Gazi'nin buraya kadar yürüdü. Yardım değil. Efendim. Evet. Yemeğe fazla tuz atma. Ben aramam. Haydi, beyefendi verin. Sözü fazla uzatma diyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Az bekliyorum. El salla. İster misiniz? Var mı size? İlk okumayın. Kendi kafasına... Afiyet olsun ablacığım, afiyet olsun. Kaynamaz ki hocam. Etten nerede etler? Etleri göremiyorum. Etten kurtulmaz şu gövde üstü. Siz hangi? Çorak yüzünden misiniz siz? Aka, sel olur. Çorak yüzünden mi? Ya başka, ya başka. Kelsilerden mi? Sakın tarlada buğday var deme. Ama almayınca. Sinop Duran'la Ankara'da giriyoruz. Elde köylerimi dernekte bir yerde daha görmek için gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz. Beyefendi verin lütfen. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlısın. Havalı konuşturacağım. Hocam. Konuşmuş adam ya. Enişten ben çekiyorum zaten. Hanımın ağa yapacakmış. Şunu soruyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Selamun aleyküm. Kebap nerede kebap? Kebap Sinop'ta mı kaldı? Peki şöyle bir tanışma şeyi alabilir miyiz? Herkes kim oluyor, kim nedir, nereden, hangi köyden? Beyefendi siz. Hadi ya sağ. Aha başkan konuşun, maskar, başkan bu. Konuşuyoruz. Başkan ha. Çorakuzu Köyü Dernek Başkanı Serkan Köy. Teşekkür ederim. Çorakuzu Köyü'nden Mehmet Bey. Çorakuzu Köyü'nden Arif Dönbey. Tarih olacak aydan. Çorakuzu Köyü'nden Kafir. Doğan. Şekil ederim. Doğan. Çorakuzu Emin Yıldırım. Dernek Başkanı'na tekrar döneceğim. Başkanım bu şeylerden, dernekten bir beklentiniz var mı? Tuzla Derneği'nden. Tuzla Derneği'nden beklentimiz var. İnşallah yani Ramazan Bayramı'nda birlik beraberlik içinde. Ya biz memleket dolacak. Bütün herkes oraya da bekliyoruz. Sevgili başkanım, başkana bir mesajınız var mı buradan? Başkana mesajımız, yani sabahın saat 6'sında kalkıp Demecik, büyüyecek biz Demecik'ten geldiğimize göre daima her zaman yanındayız. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederiz. Beyefendi siz kimsiniz? Sinop Durağan Çorakıcı Köyü'nde Yaşar Köyüt'ü. Lakabınız nedir? Keleş. Keleş, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Başçı Yaşar, Keşkekçi Yaşar. Beyefendi de gördüm burada ama bunun ismini bilmiyoruz. Ben Çorakuzu Köyü'nden Ahmet Çolak, Çatalın Ahmet diler bana. Çok teşekkür ederim. Keşkek pişiriyoruz burada Çorakuzları. Sağ olun. Pikniği. Şimdi gençlerimizin yanına geldik. Herkesi tek tek şeyine isimlerini alacağız. Baştan başlıyoruz. Merhaba, ben Murat Ercan. Ercan Ticaret'in sahibiyim. Çorakuzluyum. Gurur duyuyorum Çorakuzlukla. Eyvallah. Mustafa Kurt Çorakuzlu. Ali Söler Çorakuzlu. Lakap olarak da peki ne diyorlar size? Size mi? Evet. Lakap olarak lakap bir şey demiyorlar. Eyvallah. Mesut Karabacak Çerçiler Köyü'nde. Size Karabacak diyorlar galiba. Karabacak diyorlar. Recep Örcan Çorakuzlu Köyü. Gınay, Gınay derler. Size de Gınay mı diyorlar? Evet, Gınay diyorlar. Ramazan Çolak Çorakuzlu Köyü. Lakabını söylesin abi. Lakabınız ne? Dededen kalma, Çatal'ın amirin oldu. Teşekkürler çocuklar. Yabancılar masası gördüm. Efendim, bugün burada ziyaretiniz sebebi nedir acaba? Pikniğe mi geldiniz? Komşunuz mudur? Komşumuzun şeyine geldik. Peki hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Şu anda çocuklarımızın yarışmalarını seyretmeye geldik. Oğlum erkeklerden mi? Hüseyin Bey, Hüseyin Bey, yarışımızın ismini alabilir miyiz? Yarışımızın bir ismini alabilir miyiz? Bir dakika geçeyim. Yarışma. Konuşayım mı? Yarışmanın ismi yoğurt yarışması. Yoğurt yarışması. Nasıl evet. Yarışma? Şartları nedir? Şartları yoğurdun içinde bir para var. Evet. O parayı bulan kişi büyük ödül kazanacak. Evet, söyle kardeşim.
Ödül derken ne kadar bir ödül? Ödül bayağı büyük ödül ya çok araya. Ödül derken bir şey mevlası yok mu? Evet, bir en büyük ödül 5 lira. Ooo değil süper. Mi? Çok büyük para değil evet. Mi? Şimdi yarışı hep beraber seyredecek miyiz? Evet. Şimdi beraber bu yarışı seyredecekler çok araya. Evet, tamam çok araya. Tamam seçeceğim.